Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Son 2 yıldır deepfake diye bir şeyden bahsediliyor. Bir insanın yüzünü diğer bir insana montajlayarak, ama sadece iş orada bitmiyor, sesini de montajlayarak bir kişinin hiç söylemediği bir şeyi, hiç yapmadığı bir hareketi bir videoda gösterebilirsiniz. Bunun örnekleri var. Bir film yapımcısı Amerika'da Barack Obama'nın deepfake görüntüleriyle hiç söylemediği sözleri kendisine söyletti. Ünlü film aktörleri ve aktrisleriyle ilgili bu tür videolar yayınlandı ve bunun üzerine konuşuldu. Tabii böyle olunca Amerika'da bu işin güvenlik boyutu gündeme geldi, ama sadece Amerika boyutuyla değil, bütün dünya genelini ilgilendiren bir şekilde konuşuldu ve Dış İlişkiler Konseyi olarak bilinen CFR isimli kurum bir rapor yayınladı. Bu raporun ismi de Deepfake Disinformation. Bu teknoloji toplumları kışkırtabilir, provoke edebilir, hatta savaşlara, çatışmalara, soykırımlara bir kapı açabilir, bir yer açabilir. Çünkü devlet başkanlarının, toplumun önde gelen figürlerinin, kanaat önderlerinin adıyla videolar hazırlanabilir ve insanlar bunu gerçek zannedebilir. Yani bu aslında çok tehlikeli bir boyuta evrilebilecek bir teknoloji. Ama bu gerçekleşirken gerçek bir görüntüyü de birilerinin reddedebileceği bir boyut kazanmasına da imkan veriyor. Yani bu deepfake teknolojisi kullanılarak hazırlanmıştır, gerçek değildir diye deliller, video delilleri de inkar edilebilecek bir boyuta geliyor. Az önce bahsettiğim CFR'nin raporunda sosyal medya şirketlerinin, teknoloji şirketlerinin, ki bunun önde gelen YouTube gibi, Twitter gibi, Facebook gibi, bu tür içeriklerin hızlı bir şekilde aniden ortadan kaldırılabilmesi mümkün. Topluluk kuralları çerçevesinde ve merkezi karar alma otoritesi olan yapılar olduğu için burada bir büyük tehdit olarak görülmüyor o raporda. Ama diyor ki bu aynı yaklaşımı dünya hükümetlerinin de uygulamasını beraberinde getirebilir. Ve bu sansürcü ve kısıtlayıcı, baskılayıcı hükümet modellerinin dünyada oluşmasına bir kapı açabilir. Dünyayı sansür dünyasına da götürebilecek bir tehlikeyi içinde barındırıyor gibi bir bilgiyi karşımıza koyuyor. Yani önümüzdeki süreçte, dönemde öyle gerçeklikler çıkıyor ki karşımıza, bunların gerçek ile algının arasındaki farkı ayırt etmemizi günden güne daha da zorlaştırıyor. Gördüklerinize, duyduklarınıza inanmadan önce iki kere düşünmenizin gerektiği bir çağa giriyoruz.